Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Samsung'un antrenman ve fitness odaklı, daha doğrusu sporcu akıllı saati Samsung Galaxy Watch Active 2 incelemesiyle karşınızdayım. Evet, bir sporcu saati dedim daha incelemenin başında ama Watch Active aslında bunun çok daha fazlası. Öncelikle sizin de tasarımda ilk fark edeceğiniz şey, normalde sporcu saatlerine benzemeyen bir akıllı saat, çok daha şık, çok daha unisex bir tasarıma sahip Watch Active 2. Bu akıllı saat Samsung'un ve diğer Android ekosistemindeki akıllı saatlere nazaran çok daha minimalist tasarım hatlarına sahip. İki farklı modeli bulunuyor. Bunlardan biri 40 mm, diğeri de 44 mm. Ama bunun dışında Galaxy Watch Active 2'nin bir de alüminyum kasalı versiyonu var. Onun fiyatı doğal olarak paslanmaz çeliğe oranla çok daha düşük. Bize inceleme için gelen model 44 mm paslanmaz çelik kasaya sahip. Bu kasa gerçekten çok güzel görünüyor. Saat çok şık görünüyor. Ama alüminyum kasayla arasında gerçekten ciddi bir fiyat farkı bulunuyor. Bu fiyat farklarına incelemenin sonunda değineceğim. Siz de eğer bu akıllı saati beğenirseniz incelememin sonunda o fiyat farklılıklarına göre tercihinizi yapabilirsiniz. Saatin ön yüzünde 1.4 inçlik bir ekran bulunuyor. Süper AMOLED olan bu ekran 360'a 360 çözünürlüğe sahip. Dairesel bir ekran tasarımı kullanıyor. Samsung'un diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi. Açıkçası Galaxy Watch Active 2'de benim bugüne kadar gördüğüm en parlak ekranlardan biri kullanılmış. Always on ekran açıkken bile, yani ekran parlaklığı düşürülmüşken bile, gün ışığında bu saatin ekranını kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu parlaklık ölçüsü yani bir anda da şu soruyu akla getiriyor. Bataryası dayanıyor mu? Birazdan buna değineceğim. Gerçekten Always on ekran, yani hep açık ekran aktifken bile Galaxy Watch Active 2 son derece iyi bir pil ömrü sunuyor. Özellikle fonksiyonel akıllı saatleri düşündüğümüzde, yani Apple Watch gibi, Galaxy Watch veya Galaxy Watch'un diğer versiyonları gibi bu akıllı saatleri düşündüğümüzde Watch Active 2 beni en çok etkileyen batarya ömrüne sahip akıllı saat. Watch Active 2'nin sol tarafında hoparlör bulunuyor. Sağ tarafta ise sizin telefon görüşmelerinde kullanabileceğiniz mikrofon yer alıyor. Mikrofonun üzerinde geri tuşu yer alırken alt kısımda ise ana menü tuşu yer alıyor. Alt kısımda ise Watch Active 2'nin sensörünü görüyoruz. Bu akıllı saat aynı zamanda EKG çekebiliyor ama ülkemizde tabii ki bu özelliği ne Apple Watch ne de Watch Active 2 şu an için kullanabiliyor. Watch Active 2'nin tasarımı hakkında bilmeniz gereken diğer önemli detay ise bu saatin koruması. IP68 tabii ki bu akıllı saatte yer alıyor. Bu sayede toza ve suya karşı son derece dayanıklı. Yüzmek için de kullanabileceğiniz bir akıllı saat olduğu için böyle bir koruma uygun görülmüş. Zaten suya ve toza dayanıklı olmayan bir sporcu akıllı saatini niye alasınız, neden alasınız? Bu konuda son derece başarılı sonuçlar veriyor. Ben tabii ki çok fazla spor yapmadım bu akıllı saatle beraber. Genellikle benim kayıt aldığım sporlar yürüyüş oldu. Eve yürürken veya iş yerine yürürken o aralıkları uzun tuttum. İşte 40 dakikalık, 30 dakikalık yürüyüşler yaptım. Bunların kayıtlarını aldım. Ama bunun dışında siz bunda yüzmedir, başka işlerdir, başka spor dallarıdır, bunlarla ilgilendiğinizde hepsinin kaydını tutabiliyorsunuz. Watch Active 2'ye baktığımızda Samsung'un bugüne kadar kullandığı bazı tasarım kalıplarının artık farklılaştığını görüyoruz. Bunlardan biri artık üst tarafta çevirebileceğiniz bir bezel yok. Hatta bir bezel de yok. Bunun yerine dijital bir bezel var. Yani siz bezel kontrolünü dokunmatik vasıtasıyla yapıyorsunuz. Bu ilk başta biraz farklı hissettiriyor ama çok kısa sürede alışıyor. Ve hatta normal bezelli versiyonlara göre çok daha rahat bir şekilde alışıyorsunuz. Samsung kendi akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini kullanıyor. Ben Tizen işletim sistemini son derece beğeniyorum. Daha önce Samsung'un Galaxy Gear Sport modelini neredeyse 1 yıla yakın kullanmıştım ve Tizen işletim sistemi bana hiçbir sorun çıkartmamıştı. Aynı zamanda akıllı televizyonumda da Tizen işletim sistemi bulunuyor. Açıkçası Samsung keşke Tizen üzerine biraz eğilse diyorum. Evet, normal Android'e ve rakip olan iOS'e oranla çok daha hafif bir işletim sistemi ve çok fazla aracında kullanamıyor, çok fazla cihazında kullanamıyor Samsung bunu ama bence halen potansiyel vaat ediyor. İyi çalışıyor, hızlı çalışıyor ve bir akıllı saatte fonksiyonları hızlı ve akıcı şekilde gerçekleştirebilmek son derece tatmin edici. Ama burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu akıllı saati sadece Samsung akıllı telefonlarla değil, aynı zamanda Android ekosistemindeki diğer cihazlar ve iOS ekosistemindeki iPhone'larla kullanabiliyorsunuz.
iPhone'larla ve diğer Android ekosistemindeki cihazlarla kullanırken farklı uygulamalar yüklemeniz gerekiyor. Çünkü bu bir Android yazılımı değil, içerisindeki çok farklı Samsung'a ait bir işletim sistemi olduğu için 3 farklı uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bunlardan biri Samsung'un kendi akıllı aksesuar uygulaması, bir diğeri de bildirimleri görmenizi sağlayan uygulama, bir diğeri de tüm bunlara izin veren bir uygulama. Bunların üçünü yüklediğinizde Galaxy Watch Active 2'yi kolaylıkla Android cihazlarınızda ve iOS cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Ama benim Samsung'un akıllı saatlerine beğenmediğim bir işletim sistemi özelliği var, o da bildirimler. Bence Apple tarafı bu bildirim olayını çok daha önceden çok daha iyi bir şekilde çözdü. Hem hızlı geliyor hem de hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyorsunuz. Ama Samsung'un akıllı saatlerinde bu bildirimler birazcık karışabiliyor. Bezelde sürekli sol tarafa gitmeniz gerekiyor ve en sonunda bütün bildirimleri silme var. Bu bildirimlerin ekrana geliş süresi de çok uzun sürüyor. Animasyonun birazcık daha hızlandırılması gerekiyor. Ben her Samsung akıllı saatini kullanmaya çalıştığımda ilk olarak bu bildirimlerin animasyonlarını kısaltmak için bir ayar arıyorum. Hiçbir zaman da bulamıyorum. O bildirimlerin daha hızlı, daha efektif bir şekilde gelmesi gerekiyor. Çünkü her zaman saate bakmak için doğru aralıkta olmayabiliyorsunuz. Biz neden bu akıllı saatlerin bildirim özelliklerini seviyoruz? Çünkü telefona erişemeyeceğimiz durumlarda hızlı bir şekilde telefonumuza gelen o bildirimleri görebiliyoruz. Bu önemli bir e-posta olabilir, bir sosyal medya bildirimi olur, başka bir şey olabilir. Ama bu özellik her akıllı saatte olmasını beklediğimiz bir şey. Ve bunun hızlı gerçekleşmesi önemli. Sadece bir saniye için kolunuza baktığınızda o bildirimin hızlı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Benim bu kişisel olarak şikayetçi olduğum bir nokta. Öyle net bir eksi veremem ama hani bu serzenişimi de sizlere anlatayım dedim. Watch Active 2 için Samsung mağazasında tonlarca kadran seçeneğiniz var, tonlarca saat yüzü seçeneğiniz var. Bunları satın alabilirsiniz, ücretsiz olanları yapabilirsiniz. Kendi galerinizi yine saatin üzerine ekleyebilirsiniz. Bunları ardı ardına geçecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ama üçüncü parti desteği tarafında özellikle resmi uygulama desteği halen çok az bu akıllı saatin. Yine de bazı uygulamaları saat üzerinden rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Ama bunlar üçüncü parti uygulamalar, onu da belirteyim. Mesela Twitter'ı, YouTube'u ve Google Translate'i bu akıllı saat üzerinde kullanabiliyorsunuz. Yine uygulama desteğinden bahsedersek, Spotify hesabınız varsa Spotify'ı bir izlence uygulaması olarak Galaxy Watch Active 2'den kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında Spotify'ın farklı bir desteği de var ama ne yazık ki ülkemizde LTE versiyonu bulunmadığı için bu saatin kullanamıyorsunuz. Eğer Spotify Premium hesabınız varsa kablosuz kulaklığınızı Watch Active 2'ye bağlayarak kolaylıkla müziklerinizi saat üzerinden akış yapıp dinleyebiliyorsunuz. Keşke LTE versiyonu olsaydı, bence son derece güzel bir özellik olmuş bu. Uygulama desteği Galaxy Watch Active 2 ile beraber üst seviyeye çıkmış olsa da bana göre rakibi Apple Watch'a göre halen geride. Neden böyle söylüyorum? En önemli uygulamalardan biri olan navigasyon halen Samsung'un akıllı saatlerinde kullanılamıyor. Bir diğer önemli eksiği ise yurt dışında Samsung'un sürekli ön plana çıkarttı ama ülkemizde halen kullanılamayan Bixby. Bixby'nin olmayışı neye etkiliyor? Dikteye etkiliyor. Hadi siz akıllı asistanı kullanmayın, bu önemli değil. Ama dikte yapamamak bence bir akıllı saatte şu an için önemli bir eksiklik. Eğer e-postalarınıza ve mesajlarınıza İngilizce olarak cevap verecekseniz sorun yok. İngilizce olarak sizi dikte edip cevabınızı yollayabiliyor. Ama derdinizi Türkçe anlatmak istediğinizde Watch Active 2'de dikte özelliğini kullanamıyorsunuz. Üçüncü parti tarafında ve temel fonksiyonlar tarafında bazı ufak eksikleri olsa da Watch Active 2'nin gerçekten çok iyi olduğu bir alan var. O da nedir? Antrenman. Bu akıllı saatte tonlarca farklı antrenmanı atayabiliyor, onlar üzerinde detaylı ayarlamalar yapabiliyor ve kendi antrenman programlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Öne çıkan antrenman programları arasında yürüme, koşma, yüzme, bisiklete binme ve dinamik ağırlık çalışması bulunuyor. Gerçekten antrenman bakımından ve fitness bakımından dolu dolu bir akıllı saat var elinizde. Bu antrenman programlarınızı hem akıllı saatinizin üzerinden hem de Samsung Health uygulaması üzerinden günlük, aylık veya haftalık olarak takip edebiliyorsunuz. Ben açıkçası antrenman özelliklerinin detayından ve kapsamından çok memnun kaldım. Eğer bir sporcu saati arıyorsanız ve alacağınız saatin aynı zamanda fonksiyonel bir akıllı saat olmasını istiyorsanız Watch Active 2 gerçekten iyi bir çözüm sunuyor. Ve gelelim Watch Active 2'nin batarya performansına, ki bu alanda en çok şaşırdığım akıllı saatlerden biri. Samsung'un bu akıllı saati normal kullanımda 2 gün veya 2 gün üzerinde
batarya ömrü sunabiliyor ki buna hep açık ekranda dahil fonksiyonel bir akıllı saat olarak düşündüğümüzde 2 günlük bir batarya ömrü bence son derece iyi, yani yeterli olmanın çok ötesinde. Elbette bu bir sporcu akıllı saati ve siz antrenman programlarınızı yoğun bir şekilde bu saatle beraber uygularsanız pil ömrü 1 güne düşüyor. Bu da normal, yeterli anlamına geliyor zaten. Yine çok kötü değil. Hızlı bir şekilde zaten bataryasını dolduruyorsunuz. Batarya performansını kendi klasmanındaki diğer akıllı saatlerle karşılaştırdığımda Watch Active 2 gerçekten çok iyi bir akıllı saat. Ülkemizde Watch Active 2'nin LTE versiyonu satılmıyor çünkü ülkemizde halen eSIM desteği yok. Ama iki farklı kasa seçeneğiyle beraber farklı renk seçenekleri bulunuyor bu akıllı saatin. Bunlar da nedir onları da hemen söyleyeyim. Watch Active 2'nin başlangıç fiyatı 1599 TL bu 40 mm'lik alüminyum kasaya sahip olan versiyon. Aynı zamanda yine alüminyum kasa ve 44 mm'lik bir akıllı saat almak istiyorsanız 1799 TL ödemeniz gerekiyor. Kasa malzemesi olarak paslanmaz çeliği tercih ederseniz de 40 mm 2299 TL'den satılıyor ve bizim incelediğimiz 44 mm'lik paslanmaz çelik versiyon 2499 TL'den satılıyor. Bunlar Samsung'un tavsiye edilen satış fiyatları. Elbette indirimlerle özellikle online alışveriş sitelerinde çok daha uygun fiyatlara Watch Active 2'yi bulabilirsiniz. Sonuç olarak Android ekosistemindeki şu anda en iyi akıllı saatlerden biri Samsung Galaxy Watch Active 2. Eksikleri var mı? Var. Özellikle ülkemizde Bixby'nin halen Türkçe arayüz desteği sunmaması ve bu saatin önemli özelliklerinden biri olan dikteyi kullanamıyor olmamız bence önemli bir eksi. Ama buna rağmen hem sunduğu spor özellikleri, antrenman özellikleri hem de diğer özellikleriyle çok iyi bir Android akıllı saati olmuş. Bu akıllı saatin sadece Samsung ekosistemine bağlı kalmayışı, aynı zamanda Android diğer akıllı telefonlar ve iPhone cihazlarınızda da tüm özellikleriyle kullanabiliyor olmanız bence çok güzel özellikler. Sadece fazladan birkaç tane Samsung uygulaması indiriyorsunuz ve rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Açıkçası Galaxy Watch Active 2 şu anda satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden biri olmuş. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.